Herkese merhaba. Great Place to Work Türkiye Enstitüsü'nden Volkan Tarsus ben. Kıdemli kurum kültür danışmanlarımızdan ve operasyon liderlerimizden Tarık Başer'le birlikte yayınımızın sonunda açıklayacağımız finans ve sigorta sektörünün en işverenleri 2022 isimimizden önce araştırmamızda çalışan deneyimi ve kurum kültürü alanında öne çıkan başlıkları paylaşmayı hedefliyoruz. Great Place to Work sertifikasyon programı kapsamında katılacağımız sektörel en işverenler listelerimizden ilki olan finans ve sigorta sektörünün en iyi işverenleri listesi değerlendirme ötesinden kısaca bahsetmek gerekirse, Great Place to Work sertifikasyon programına Şubat 2021 ve Mart 2022 tarihleri içerisinde dahil olan finans ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışan perspektifinden bağlı oldukları organizasyondaki güven seviyesini anonim olarak ölçümlediğimiz Trust Index çalışan deneyimi anketiyle harika iş yeri standardı olan %65 ve üzeri Trust Next skora sahip şirketlerden bir aday havuzu oluşturuldu. Aday şirketler içerisinden oluşan çan eğrisinin üzerinde kalan ve en yüksek Trust Index skora sahip şirketler, finans ve sigorta sektörünün en iyi işverenleri 2022 listesinde yer almaya hak kazandı. Araştırma aynı zamanda finans ve sigorta sektöründe görev alan toplamda 17 binden fazla çalışanın organizasyonların içerisindeki deneyimine ışık tutma özelliği taşımakta. Analizlerimiz harika iş yerleriyle diğer şirketlerin hangi noktada ayrıştığını göstermesinin yanı sıra çalışanların harika bir iş yerini tanımlarken hangi konuları ön plana çıkarttıklarını ve harika iş yerlerinin çalışanlar için nasıl pozitif bir deneyim inşa ettiklerini de göstermekte. Araştırmamızda finans ve sigorta sektöründe 3 ana başlığın öne çıktığını görüyoruz. Tutarlı bir güven ilişkisi, şirket ve işveren kimliği, hakkaniyet, uyumluluk ve tanıma. Tarık, bu noktada sana dönmek istiyorum. Yöneticilerin ve liderlerin yüksek güven kültürü yaratmak noktasında güven ilişkisi oluşturması ve tutarlılığı neyi ifade ediyor? Ciddi çok teşekkürler Volkan. Listemize giren finans ve sigorta şirketlerinin yalnızca güçlü bilançoları nedeniyle değil, çalışanlarıyla kurdukları güçlü ve güvene dayalı ilişkileri vurguladıkları için çalışanlardan yüksek puanlar aldıklarını görüyoruz. Bu şirketlerdeki çalışanlar yaşadıkları tüm stres yaratan faktörlere rağmen müşterilerini de ilk sıraya koyuyorlar. Şimdi bu yaklaşımın pozitif çıktılarını listemize giren tüm şirketler tarafından da deneyimlendiğini görüyoruz. Senin de söylediğin gibi liste şirketleri burada nasıl bir farklılık inşa ediyor dediğimizde bu şirkette çalışanların yöneticilere duyulan güvene baktığımızda en iyi finans ve sigorta işverenlerinde %88 olan üst düzey yönetim kararlarına güven duygusu, diğer şirketlerde %68, yani en iyi işverenler pozitif farkının %20 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii ki güven karşılıklı. Çalışanların üst düzey yönetimine güvenirken, üst düzeyinde çalışanların işbirliğine olan güvenine baktığımızda ise en iyi finans ve sigorta işverenlerinde %78 olan oran diğer şirketlerde %64 olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu en iyi işverenler pozitif farkında %14'ler civarında olduğunu görüyoruz. Bir diğer nokta ise yöneticilerin sürekli kontrole gerek duymadan çalışanların iyi işler yapabileceğine olan güvene baktığımızda ise en iyi finans ve sigorta işverenlerinde %77 iken diğer şirketlerde bu oranın %64'lerde dolandığını görüyoruz. Beni işverenlerdeki pozitif fark farkında 13'lerde gezdiğini görüyoruz Volkan. Teşekkürler Tarık. Tarık, peki geleceğin şirketi olma yolculuğunda şirketlerin çalışanların organizasyon içerisindeki ellerinden gelen en iyisini yapma, pozitif katkı sağlama isteğinin arka planında öne çıkan bir diğer noktada şirket imajı ve işveren kimliği. Özellikle Y kuşağı ve Z kuşağı çalışanları organizasyonun güçlü marka elçiliği olarak görüyoruz. Bu noktada veriler bize neler söylüyor? Yapmış olduğumuz araştırmalarımız finansal hizmetler ve sigortalıcılık sektöründeki en iyi iş yerlerinin diğer sektör şirketlerinde ayrışan 3 temel özelliğini ortaya koyuyor araştırmalarımız. Bunlardan birincisi en iyi şirketler özellikle teknoloji ve süreç yönetim konusunda diğerlerine göre daha çevikler. Bununla beraber bu şirketler ikinci olarak diğer çalışanlarda destekleyici çalışma ortamlarını teşvik eden ve kendilerini değişme hazır hale getirme noktasındaki başarıları bunları diğer şirketlerden ayıran ikinci faktör olarak karşımıza çıkıyor. Son olaraksa
çalışanlara bir güven ortamı sunmak ve mesleki gelişimini desteklemek noktasında finansal hizmetler ve sigortacılık sektöründeki yeni iş yerlerinin diğer iş yerlerine göre farklılıklar ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabii ki bu şirkette çalışanların özellikle müşterilere sunulan hizmetin mükemmel seviyesine değerlendirme noktasına baktığımızda en iyi finans ve sigorta işverenleri %71 iken diğer şirketlerde bu oranı %46'larda, yani yaklaşık olarak %25'lik bir farkın ortaya çıktığını görüyoruz. Bununla beraber elbette senin de söylediğin gibi olumlu bir kurumun imajında taklit edilmesi zor ve rekabet üstü olabilmek için uzun dönemli başarılardan bahsediyoruz. Ve uzun dönemli başarının sağlanabilmesi için de en önemli noktamız olan çalışanların çalıştıkları kurumda uzun bir süre çalışma istekleri de önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Bu göstergenin en iyi finans ve sigorta işverenlerinin karşılığında %81 iken diğer şirketlerde %71 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Finans ve sigortanın en iyi işverenlerine baktığımızda Z kuşağında %83 iken Y kuşağında ortalama %77 olarak çalıştıkları kurumda da daha uzun süre çalışmak istediklerini araştırmalarımız bize gösteriyor Volkan. Sanıyorum teknik bir sorunumuz var Volkan. Mikrofonun kapalı olabilir mi? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Tarık tekrar. Analizlerimiz bize aynı zamanda biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi hakkaniyet ve uyumluluk tanıma noktasında da göze çarpan sonuçlar elde edildiğini gösteriyor. Özellikle organizasyonlardaki yöneticiler ve liderlerin, çalışanların yüksek güven temelinde bir çalışan deneyimi yaşayabilmeleri ve kendilerini bütünün bir parçası olarak değerlendirebilmeleri için fark yaratan bir liderlik yaklaşım sergileme oldukça önemli. Burada veriler neler söylüyor bize? Burada tabii ki ücret eşitliği esasında iki taraf için de işleyen bir kavram Volkan. Yani bunlarda adil bir işveren isteyen iş arayanları ücret eşitliğine bakarken, yetenekleri çekmek ve elde tutmak isteyen şirketler ve şirketin değerli liderleri de ücret eşitliğini önemsemektedir. Şimdi adil bir ücret sistemi şirketlerin en iyi yetenekleri elde tutmasını ve olumlu bir şirket imajını oluşturmasını olanak tanıyan en önemli konu olarak da karşımıza çıktığı için bu iş yerinde çalışanların yaptıkları işe uygun ücret ödenir noktasında en iyi finans ve sigorta işverenlerde pozitif farkın diğerlerine %16'lara kadar ulaştığını görüyoruz. Aynı şekilde şirket kazancının bana uygun şekilde yansıdığını düşünüyorum başlığında ise en iyi finans ve sigorta işverenlerindeki farkın %12'ler kadar olduğunu görüyoruz. Tabii bununla beraber esasında çalışanı tanımak, günlük işlerin bir parçası olarak onları dahil etmek için basit, erişilebilir bir stratejiler oluşturabilmek için şirketlerin ve liderlerin bugünden yatırım yapmasının önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de öncelikle verileri göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Çünkü ekiplerin katkılarına değer verdiğinde, ihtiyaç duyduğu ve takdir edildiğini bildiğinde ve daha fazla çalışma noktasında istek uyandırdığımızda şirketlerin daha fazla güveni inşa etmeleri ve şirkette uzun süre kalma motivasyonları çalışanlar için yükseltebilecekleri aşikar. Tabii ki bu noktada özellikle yöneticilerin, çalışanların işi ve çalışma ortamını etkileyen kararlarda konuya dahil etme noktasına baktığımızda en iyi finans ve sigorta işverenlerinde %77 iken diğer şirketlerde %53 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve %18'lik farkın en iyi finans ve sigorta işverenlerde pozitif fark olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii bununla beraber özellikle çalışanların birbirini önemsemesi dediğimiz kısımda en iyi işverenler ve sigorta işverenlerindeki farkında %17'lere kadar açıldığını görüyoruz. İster finans, ister sigorta, isterse diğer kollar olsun, diğer sektörler olsun en önemli konulardan birisi herkes fark edilme ve takdir edilmek için imkanların sağlanmasını istiyor çalışanlar düzleminde. Bunun en iyi finans ve sigorta işverenler karşılığında ise %21'lik bir farkın olduğunu görüyoruz. Yani finans ve sigorta işverenleri diğer şirketlere göre %21 puanla daha yukarıda fark edilme ve takdir edilme imkanı sunduklarını söyleyebiliriz. Ve
Tabii ki sürdürülebilir bir başarıdan bahsettiğimizde uzun süre çalışma isteği de önemli bir gösterge olduğundan hareket ettiğimizde özellikle finans ve sigortanın en iyi işverenlerindeki çalışanların %81'i çalıştığı kurumda daha uzun bir süre çalışma isteğini deneyimlerken diğer şirketler bu oranı %71'lerde yani 10 puan gerisinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Genel anlamda tabii ki bu analizlerimizi yani detaylı raporlardan da ulaşacak dinleyicilerimiz ve bizi takip edenler. Ancak genel anlamda seninle paylaşmak istediğim konuları böyle özetleyebilirim. Teşekkürler. Bu anlamlı bilgileri bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Harika iş yerleri diğer şirketlere göre çok oldukça büyük oranda pozitif bir çalışan deneyimi oluşturuyor. Peki şimdi heyecanla bekliyoruz. Birazdan finansın en iyi işveren listemizi açıklayacağız. Herkes hazırsa bakalım finans ve sigorta sektörünün en iyi işverenleri 2022 listemizde hangi şirketler yer almaya hak kazanmış? Bizi izleyenler web sitemizi ziyaret ettiklerinde en iyi işverenler finans ve sigorta sektörü 2022 listemize erişebilir. Aynı zamanda biraz önce datalarını paylaşmış olduğumuz en iyi işverenlerin fark yaratan ve öne çıkan noktalarını açıkladığımız raporunuzu da erişebilir ve indirip dilediğince paylaşabilirler. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tarık, senin de keyifli anlatım için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki ödül törenimizde ve rapor açıklamamızda görüşmek üzere. Herkese keyifli bir gün diliyoruz.